Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Ha, teşekkür ederim. Bugün hava çok güzel. Şöyle parkımızda bir gezeyim dedim. Şimdi videomuzu izleyenler biz tanıyoruz gerçi. Yani tanımakta zorlananlar için birkaç film söylerseniz hemen tanıyacaklar. Benim filmlerim de evet. Salako mesela. Ondan sonra Yanaşma, Battal Gazi Destanı. Benim filmlerim, meşhur filmlerim. Uzun dönem Yeşilçam'daydınız. Evet. Şu anda Yeşilçam'ın durumu malum, biliyorsunuz. İşte dizimiz olursa idare etmeye çalışıyoruz. Hiç o filmler dışında sonra tamamen bitirdiniz mi siz sinemayı? Hayır, ben sinemayı bırakmadım. Fakat bir durulma dönemi oldu tabii. Bütün sanatçı arkadaşlarımız da aynı durumdalar. Fakat böyle güzel bir proje olursa düşünürüm tekrar. Hiç daha sonra neler yaptınız? Sinemada oynadınız mı? Şeyde, dizide oynamadınız mı? İşte ben uzun süre solistik yapmıştım zaten, Türk Sanat Müziği. En son TRT1'e bir dizi yapmıştım. Ondan beri bir şey yapmadım. Hep internette sizinle ilgili şöyle haberler var. Meral Ceren'i son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Çok değişmiş. İşte Meral Ceren... Yok, böyle göründüğüm gibi nasıl görülüyorum? Yine aynısınız ama o filmlerdeki şeyi tabii... Ama şimdi yani filmlerde ben sinemaya 15 yaşında başladım. Şimdi aradan epey yıllar geçti. Kimse ilk başladığı gibi olamaz ki. O yüzden. Peki neler yapıyorsunuz bu dönemde? Yani nasıl mesela geçiminizi idame ettiriyorsunuz? O dönem kazandıklarınızı ne yaptınız? Nasıl yani? Şimdi iyi kötü kendi bir evim var. Aylık gelirim var. Ondan idare etmeye çalışıyorum. Teklifler gelmiyor mu efendim sizlere? Geliyor mu da sizin? Vallahi geliyor da yani bu biraz pandemi konusundan ötürü biraz çekimser kaldım. İnşallah bu olaylar biter bitmez yeniden başlayacağım bir şeylere. Peki günümüz dizilerini ve filmlerini nasıl buluyorsunuz? Takip ediyor musunuz? Çok beğeniyorum. Hepsini beğeniyle izliyorum. Peki en son Cüneyt Arkın vefat etti. Sizin zaten Kemal Sunal'la olan filmleriniz unutulmaz. Evet. Cüneyt Bey'le ya da Fatma Hanım'ın... Cüneyt Bey'le 4 tane filmimiz vardı. Hangileri? İşte Battal Gazi Destanı, Çöl Kartalı, Yanaşma. Onlar Cüneyt'lendi. O filmlerinizi izlerken neler düşünüyorsunuz efendim? Çok o hoşuma gidiyor tabii. Şimdi bizim başladığımız dönemde televizyon bu şekilde yoktu. Daha sonra da olmuştu. Haftada 2-3 gün falan izliyorduk televizyon o yıllarda. Şimdi şahane tabii her şey. Cüneyt Bey'i en son gördünüz mü, konuştunuz mu hiç? Nerede gördünüz? Yok, uzun süredir görmemiştim. Battal Gazi... Zaten Silivri'de yazdı. Ben burada Bebek'te oturuyorum. Birbirimize şeyiz yani. Şimdiki dönemin oyuncularını biraz daha mı şanslı görüyorsun? O dönem hani şey... Şimdikiler ballı börek. Biz her şeyimizi kendimiz yapıyorduk. Çok masraf ediyorduk her şeyi. Şimdi onlar her şeyi hazıra konuyorlar. Oh, rahatlar yani. Şimdi böyle karavanlar var böyle. Diziliyor her sırayla. Şey çok güzel her şey. Menajerler var. Yani şimdi sanatçılık yapmak zamanı vallahi. O zamanlar size teklifler nasıl geliyordu? Yani telefon bile yoktu. Cep telefonu yoktu. Nasıl? O zaman şöyle bir Yeşilçam'da bir geziyorduk. Hemen teklifler geliyordu yani. Kimseyi aramaya etmeye gerek yoktu. Biz de zaten öyle alıştığımız için. Şu an mesela gidip de ajansları falan gezmiyoruz. Aslında yani o ajansların bizi araması lazım, hatırlayıp da yani. Biz alışmamışız böyle ajansları gezip iş aramaya. O Salako filmi galiba değil mi? Unutulmaz filmlerden biri Kemal evet, Sunal. Evet. O dönem o filmi çekerken yani bugün hala yani bir film çekiyoruz 100 yıl boyunca. Her hafta 10 kere izlenir diye düşünüyor muydunuz o filmleri çekerken? Yok, hiç düşünmüyordum ve yani şu anda 7'den 70'e herkes o filmi söylüyor ve şu anki çocuklar bile Meral abla işte Emine diye bağırıyorlar. Çok hoşuma gidiyor yani. Biraz şimdi bile sevilmek güzel bir şey. Biraz o filmdeki sahnelerinizden bahseder misiniz? Nasıldı aranızdaki diyalog, espri yapıyor muydunuz yani böyle çok merakla izledim. Valla Kemal biraz bizden uzak duruyordu. Daha o zamanlar böyle fazla sıkı fıkı değildik. O yüzden zaten Çatalca'da çekmiştik o filmi. Çatalca'nın bir köyündeydik. Öyle yani bir ay falan orada kalmıştık. Pek bir şey olmamıştı. Sette bir anınız var mı? İlginç bir anınız, güzel bir... Yok valla hatırlamıyorum. Kemal Bey neden sizden uzak duruyordu biraz yani? Genelde mi? Herkesten uzak dururdu. Huyu öyledir. Yani Kemal öyle biriydi ki o anda rol yapıyor, inanılmaz. Ondan sonra rol bitiyor, arasan bulamazsın, yok. Kendi şey. Cüneyt Arkın'ı anlatın biraz o zaman bize. Valla Cüneyt de iyi biriydi. Yani ben bütün arkadaşlarımı severim.
Kadir'le de çok var. Kartal'la da vardı. Hepsinden vardı benim. Kadir Bey'le... 75 tane filmim var yani. Kadir Bey'le hangi filmler var? Valla Kadir Bey'le Enayi var. İşte Aşka Susayanlar var. Ondan sonra vardı. Birkaç tane vardı. Peki sürekli şey haberleri de çıkıyor. Sizinle ilgili değil yani. Yeşilçam'da oynayanlar o dönem kazandıklarını hani tutmadılar. Şimdi biz o zaman senetle çalışıyorduk. Yani aldığımızı ancak ev masrafı yapıyorduk. Her filmde ayrı giysiler giyiyorduk. O zaman sponsorlar falan yoktu ki. Her masrafımızı kendimiz karşılıyorduk. Mutfak masrafı, giysi, bir de otomobilimize benzin koyuyorduk. Zaten para kalmıyordu yani. Sanat için yapıyordunuz filmi. Evet, evet. Yani o zamanki sanat nerede şimdi? Her şey çok güzeldi o zaman. En son hangi setteydiniz? Nasıl? En son bulunduğunuz set hangisi? Vallahi en son... Sinema filmi olarak yok, mı? Genel olarak. İşte en son bu Kanal 7'nin bir tek filmi vardı, ondaydık. Son olarak şu anki yaşantınız nasıl? Yani bir gününüz nasıl geçiyor? Yazın ne yapıyorsunuz, kışın ne yapıyorsunuz? Valla köpeğim vardı, onu kaybettim, 16 yıl yaşattım. Şimdi kedilerim var, kedilerimle idare ediyorum işte. Teşekkür tamam, ediyoruz. Yoruldum. Teşekkür ediyorum. Tamam, yoruldum. Görüntü alalım böyle. Neler Hanım'da. Aslında anlatsanız neler vardır da daha. Tamam, başka zaman inşallah. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. İyi günler.